Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere yeni kaskım olan Rurok Atlas 2.0 modelini tanıtacağım. Öncelikle hemen teknik özelliklerinden bahsedelim ve sonra kaskla ilgili kendi tecrübelerimden sizlere bahsedeyim. Kaskımızın dış kabuğu havacılık sınıfı T300 karbon fiber kabuktan oluşuyor. Bu da kaskımızın boyutuna göre çok daha hafif olmasını sağlıyor. Kaskın ağırlığı medium beden için 1390 gram artı 50 gram şeklinde. Atlas 2.0 EC2205 ve DOT güvenlik sertifikalarına sahip. Kaskımızın iç astarı çok konforlu ve rahat, sıcak havalarda hava dolaşımını sağlayan gözeneklere sahip. Bu da sürüş esnasında içerideki pedlerin aralarında gayet güzel bir hava dolaşımı sağlıyor ve terlemenizi önlüyor. Çene kısmındaki rüzgar önleyici ped esnek ve rahat. Yani kaskı takıp çıkarırken sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Acil durumlarda kaskın sağlık görevlileri tarafından çıkarılabilmesi için yan pedlerde acil durum pimleri bulunuyor. Acil durum görevlileri bunları çekerek kaskı kafanızdan rahatlıkla çıkarabiliyor. Bu kaskta diğer kasklarda hiç karşılaşmadığım farklı bir özellik var. O da Fillock manyetik kayış tokası. Bu tokayı ilk bakışta güvenli bulmayabilirsiniz ama internette araştırdığım ve kendi denemelerim sayesinde güvenli olduğuna karar verdim. Yok, buğu önleyici hazırlığı var ama kutu içerisinden bir buğu camı çıkmıyor. Bunu ekstra olarak aksesuar bölümünden satın almanız gerekiyor. Kutu içeriğinde ise bir adet kask çantası, bir adet vizör çantası, bir adet şeffaf vizör ve kullanım talimatları çıkıyor. Ve tabii ki kaskın kendisi ve yanında hediye olarak gönderilen siyah vizör çıkıyor. Vizör değiştirme konusu bu kaska gayet basit. Alet kullanmadan rahatlıkla vizörünüzü söküp takabiliyorsunuz. Kaskın ense kısmında şok ve müzik sistemi için bir boşluk bulunuyor. Üzerinde bir anten hazırlığı var ama tabii ki cihazın kendisi size kutu içerisinde gönderilmiyor. Bunu da tabii yine gidip aksesuar bölümünden satın almanız gerekiyor. Şu anki güncel fiyatı 129 euro yani 1300 TL civarında. Şimdi sizlere kaskla alakalı kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ilk gelen soruyu hemen cevaplayalım. O da rüzgar sesiydi. Evet, biraz kulaklarda fırtınalar esiyor arkadaşlar. Yani fırtınalar, kıyametler kopuyor diyebilirim. Şöyle elimle kapatayım, bakayım ne oluyor. Virajda iki elle kapatmak pek mantıklı değilmiş. Vallahi arkadaşlar, kulak kısmı sıkıntı. Kaskı bedava aldım diye demiyorum Rurok'tan ama kafada biraz sıkıntı var. Ama rüzgar sesinde, rüzgar sesi olmadı. Ama şeyde sıkıntı yok, sinyali kapatabilmiş miyim? Kafa sallamıyor, o biraz o düşündüğümden iyiydi gerçekten. Şöyle biraz hızlandım, böyle kafa gider gelir sağa sola veya geri doğru itilir burundan diye düşünmüştüm. Ama o konuyu iyi çözmüşler yani. Bu rüzgar konusunu biraz araştırdığımda rüzgar kanallarına kış aylarında sürüş için tıpalar takılabildiğini buldum. Bu da tabii ki ekstra olarak aksesuar şeklinde satılıyor. O da 15 euro yani Türk lirasıyla 150 TL civarında olmalı. Ama tabii ki bu tip şeylerin kaskın üzerinde değil de aksesuar olarak satılıyor olması biraz tabii insanı kıllandırıyor. Hava kanallarından su geçip geçmediğini de soran arkadaşlar vardı. Tabii ışık geçiyorsa muhtemelen rüzgar da geçiyordur, su da geçiyordur. Onu da sizler için küçük bir deney yaparak suyun geçip geçmediğini test etmek istedim. Tabii bu tıpa muhabbeti onun için de geçerli. Yani tıpa takıldığında muhtemelen içeriye su da girmiyordur. Kaskımızın çenesinde açılıp kapanabilen bir adet hava kanalımız var. Üst kısımda 3 adet, ensede bir çıkış ve yanlarda ikişer adet hava kanalları bulunuyor. Bunlara ek olarak vizör üzerinde 2 adet hava kanalı bulunuyor. Bunlar da içerideki hava dolaşımını sağlıyor. Tabii ki
Bu şekilde de giderken vizörünüzde buhar oluşmasını engelliyor. Ben yaz aylarında sürüş esnasında çok terlediğim için tam bana göre bir havalandırma sistemi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu sizin tercihinize göre değişebilir. Rurok 2.0 ağırlık ve rüzgar direnci konusunda beni çok şaşırttı. Çünkü bu denli büyük hacimli bir kask, bu kadar hafif olması ve bu kadar az rüzgar tutuyor olması, rüzgar direnci yaratıyor olması gerçekten çok şaşırtıcı bir konu. Dış görünüş olarak da gerçekten çok ilgi çekici bir model. Yani yolda herhangi bir yerde durduğumda veya sürüş esnasında insanlar gerçekten dönüp dönüp bakıyorlar. Bu da güzel bir olay bir kask için. Sizlerin de bu kaskla alakalı sorularınız veya tecrübeleriniz varsa lütfen videoya yorum olarak yazın arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.